Ya bu kadar güzel bir taraftarı yüzdüğümüz için ben de şahsen çok üzgünüm. Yani iyi başladığımız bir maçtı ama arkasından çok hiç olmayacak bir gol yedik. Golden sonra da sonrasında da bizim Aydın'ın sakatlanması, arkadan Fatih'in atılması oyun dengemizi biraz bozdu diye düşünüyorum ben. Ama biz gelirken çok umutluyduk. Çok inandığımız bir oyuncu grubunun çok güzel işler yapacağını düşünüyorduk. Ama yine de iyi mücadele ettik. Belki yediğimiz goller bize yakışmadı. Yani özellikle ikinci yarı hemen başında iki golü peş peşe yememiz iyice bizim maçtan kopmamıza neden oldu. Yani elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullandık. Antenli olma işi de bizi biraz savunmadaki dengemizin bozulmasına neden oldu. Ama yine de iyi mücadele ettik. Bir şeyler yapmaya çalıştık daha doğrusu. Ama biz bu takımı düzeltmek istiyoruz. Düzelteceğiz. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanacağız. Önümüzdeki hafta İlhan'ın 4 sarı kart olması, Aydın'ın sakatlığı. İnşallah Ante aramıza katılır. Yani yapacak bir şey yok. Kaybettik. Kazanan takımı kutluyoruz. Biz önümüzdeki maçlara bakacağız ve elimizdeki dinamik oyunculardan önümüzdeki haftalarda faydalanmak istiyoruz. Öncelikle baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Sadece yarına özgü bir durum tabii ki değil. Onlar bizim için çok kıymetlerimiz, çok değerlerimiz, ele öpüleslerimiz. Ellerinden öpüyorum. Bizim üzerimizde emeği bulunan tüm hocalarıma da buradan saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık. Geldiğimiz andan itibaren biz defaatle dile getirmemizin hiçbir sakıncası yok. Bir kez daha söyleyebiliriz. Karakterli oyuncu grubum, kontenjan oyuncusu dahil olmak üzere, yerli ve Trabzonlu kardeşlerimiz olmak üzere inanılmaz bir duruş sergiliyorlar. Saha içerisinde zaman zaman eksik kaldıklarını dostluklarıyla ve takım olma bilinciyle kapatmaya çalışıyorlar. Onun karşısında da her türlü zorluğu aşmaya gayret gösteren bir oyuncu topluluğu var, camialarına hizmet eden. Ben camiamız adına oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ankara Gücü çok köklü bir kulüp. Ben futbolu da burada bırakmıştım. Kısa bir dönemde olmuş olsa teknik adamlık yaptım. Bundan sonraki oynayacağım müsabakalarda da Ankara Gücü camiasına başarılar diliyorum.